Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyicileri. Yeniden Ajanda programıyla karşınızdayız. Yine gündeme dair bilgileri ve haberleri aktaracağız sizlere. İlk haberimiz sevgili izleyicilerimiz, mahkemenin vermiş olduğu karar ve bu kararın tüm kamuoyunda vicdanı sızlatmasıydı. Neydi bu karar? Sevgili izleyicilerimiz, alkollüydü, ehliyetsizdi ve üstelik 3 kişiye çarpmıştı. 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Ve kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz manken ceza almadan beraat etti. Mersin'de ehliyetsiz ve alkollü olarak direksiyona oturduğu otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Adem Eren'le kızı 17 yaşındaki Zeynep Zilan Eren'e çarparak ölümüne, diğer kızı 24 yaşındaki Öznur Eren'in yaralanmasına neden olan 19 yaşındaki manken İclal Güvercin 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mankenlik yapan İclal Güvercin'in kullandığı Kıbrıs plakalı otomobil Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Göçmen Kavşağı'nda geçen 13 Ocak tarihinde yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Eren'le kızları Öznur ve Zeynep Zilan Eren'e çarptı. Baba Adem'le kızlardan Zeynep Zilan'ın öldüğü kazada Öznur Eren ise yaralandı. Ehliyeti olmadığı belirlenen güvercin 1.33 promilde alkollü çıktı. Kazadan hemen önce 94 kilometre hızla radara yakalanan İclal Güvercin tutuklandı. Cumhuriyet Savcısının taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istediği güvercinin bilirkişi raporundaysa belgesiz araç kullanırken kavşaklarda yavaşlamayarak aracın hızını hava, yol ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmayarak alkollü olarak araç kullanarak tali kusurlu olduğu vurgulandı. Ölen baba ve kızıyla yaralının yolun karşısına geçerken 5 metre yakınlardaki yaya geçidini kullanmayarak, trafik ışıklarına da uymayarak asli kusurlu olduğu belirtildi. Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen bilirkişi raporunda sürücünün seyir halindeyken hızını azaltmayarak kavşağa girdiği ve yolun sağından soluna geçmeye çalışan baba ve iki kızına çarpması nedeniyle tali kusurlu bulunduğuna işaret edilerek ölen baba Adem Eren ve kızı Zeynep Zilan Eren'le yaralı kurtulan diğer kızı Öznur Eren'in ise kendi can güvenliğini tehlikeye atarak dikkatsiz ve kusurlu bir şekilde gece saatleri koyu kıyafetle yolun karşısına geçmeye çalışmasından dolayı asli kusurlu sayılması gerektiği ifade edildi. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Adana'nın Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan İclal Güvercin ses ve görüntülü bilişim sistemiyle savunma yaptı. Güvercin'in avukatı Muhammed Başar gelen son rapora uyulmasını ve müvekkilinin beraatını isterken mütalasını veren savcı ise sanık İclal Güvercin'in alkollü ve ehliyetsiz olması nedeniyle üst ceza sınırı olan 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Son sözü sorulan İclal Güvercin çok üzgün olduğunu belirterek bana yeşil yandığı anda geçtim. Çarptığım kişileri bir anda yolda gördüm. Aramızda 40-50 metre mesafe vardı. Fren yapmaya dahi fırsatım kalmadı, çarptım. Kaza oldu. Pişmanım, adaletinize sığınıyorum dedi. Mahkeme heyeti sanık İclal Güvercin'in tali kusurlu olduğunu göz önünde bulundurarak 4 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Birden fazla kişinin ölümü nedeniyle cezayı 4 yıl 8 aya çıkartan mahkeme heyeti sanığın sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezasını 3 yıl 4 aya düşürdü. Tutukluluk süresini de dikkate alan mahkeme heyeti sanığı tahliye etti. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, yine Mersin'e dönüyoruz. Kaçaklarla ilgili bir haber var yine. Mersin'de gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 214 kişi operasyonla gözaltına alındı. Mersin'de gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 214 kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda yabancı uyruklu şahısların yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkarılacağı bilgisinin alınması üzerine harekete geçen ekipler bir tekneyi kıyıdan 10 metre kadar açıkta ve üzerinde çok sayıda şahısla seyir halinde gördü. Kıyıya çekilen teknedeki kontrollerde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Suriye uyruklu 57 kişiyle tekne kaptanı yakalandı. Termik yolunda seyreden kapalı kasa bir araçta yapılan kontrollerde ise kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 38 Suriye uyruklu kaçakla araç sürücüsü olduğu tespit edilen bir kişi yakalandı. D-400 karayolu üzeri Karaca İlyas Kavşağı civarında iki kamyonda yapılan aramalardaysa Suriye uyruklu kadın ve çocuklardan oluşan 119 kaçakla aracın sürücüleri olduğu tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Yakalanan Suriye uyruklu 214 kaçak ifadeleri alındıktan sonra yabancılar şube müdürlüğüne teslim edilirken tekne kaptanıyla 3 sürücü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Güneş kenti Mersin'de 6.sı düzenlenecek olan Soli Güneş Festivali başlıyor sevgili izleyicilerimiz. Bu bağlamda Mezitli Belediye Başkanı Sayın Neşet Tarhan yaptığı basın toplantısında hem içerik hakkında hem de Soli Güneş Festivali hakkında bilgi aktardı. ...düzenleyeceği 6. Soli Güneş Festivali'nin basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in ölümü nedeniyle ilan edilen 3 günlük yastan dolayı programımız içerisinde yer alan ve Mersin Devlet Opera Balesi Müdürlüğü'nce sunulacak olan müzik dinletisini iptal etmek zorunda kaldık. Merhuma Allah'tan rahmet, ulusumuza başsağlığı diliyor. Sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ben de sunucu arkadaşımızın dileklerine aynen katılarak 9. Cumhurbaşkanımızı da Allah rahmet eylesin diyoruz. Saygıyla anıyoruz kendisini. Bu yıl 6.sını gerçekleştiriyoruz Güneş Festivali'nin. 20-21 Haziran Cumartesi Pazar günü yine bu alanda bizim Soli Pompei Polis dediğimiz antik liman dediğimiz deniz kenarında etkinliklerimiz olacak. Güneş enerjisi güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir bildiğiniz gibi. Güneş enerjisi yine tükenmez enerji kaynaklarından birisi. Çevre dostu enerji kaynağıdır ve maliyeti oldukça düşüktür. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmıştır. Güneş enerji sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş. Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendisini kabul ettirmiştir. Birçok alanda kullanılmakta bildiğiniz gibi konutların elektrik gereksinimlerinin karşılanmasında, sokak ve bahçe aydınlatmalarında, cep telefonlarının şarj edilmesinde, hesap makinalarında, güneş arabalarında, yemek pişirilmesinde, soğutma sistemlerinde, giysi ve çantalarda, tarımda uzatabileceğiniz birçok alanda güneş enerjisinden yararlanıyoruz ama ülkemiz bu fırsattan maalesef yeterince yararlanmamaktadır. Bizim kadar güneş görmeyen ülkeler çok daha fazla yararlanmaktadır. Bu yönden geri kaldığımızı söyleyebiliriz. Festivalimiz 20 Haziran Cumartesi günü gündüz etkinlikleriyle başlayacak. Saat 18'de Mezitli Belediyesi Sanat Evi ve Mezitli Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerimizin el sanatları yıl sonu sergilerinin resmi açılışı gerçekleşecek. Yine festival alanında birçok stand olacak. Güneş enerji firmaları bulunacak. İlk defa geçen yıl gerçekleştirdiğimiz proje pazarı bu senede olacak. Mersin Üniversitesi'nden, Erdemli'de bazı okullardan, Mezitli'deki okullarımızdan değerli hocalarımız ve öğrencilerimiz 2 gün boyunca festival gündüz etkinliklerinde bizlerle beraber olacaklar. Daha coşkulu olmasını istiyoruz elbette festivalimizin. Daha katılımcı olmasını istiyoruz. Geçtiğimiz dönemdeki konserlerde biz bunu gösterdik. Mezitli'de gerçekten oldukça güzel sanat etkinlikleri yaptık ama bu festivalin odak noktası elbette o sanat gece etkinlikleri, müzik etkinlikleri değil. Biz istiyoruz ki orada dominant olan, baskın olan güneş enerjisiyle ilgili projeler olsun istiyorum. Ama bu bizim kusurumuz değil. Bu Türkiye'deki eksiklik ve kusurdan kaynaklanıyor. Umarım diğer kurumlar burada daha başarılı çalışma yapar. Biz de onları burada
sergilemiş oluruz. Ama şu iki gün boyunca, üç gün boyunca da siz özellikle basın mensuplarının katkılarıyla Türkiye'ye bir mesaj verebilirsek ben mutlu olurum diyorum. Bu güneşten en iyi şekilde değerlendirelim. Ülkemiz bundan kazançlı çıksın istiyorum. Değerli misafirlerimiz, fotoğraf yarışmasını iki kategoride düzenlemiştik. Bir tanesi 18-18 yaş grubu. Bu grupta bir yarışmacı bir fotoğrafla katıldı. 18 artı kategoride toplam 26 kişi 92 eserle yarışmaya katıldılar. Seçici kurulun yapmış olduğu değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan eser sahiplerini takdim etmek istiyorum. Üçüncülük kazanan fotoğrafın sahibi Sayın Zerrin Taşyürek Hanımefendi'yi alkışlarınızla davet ediyorum. Ödüllerini takdim etmek üzere Mersin Fotoğraf Derneği Başkanı Sayın Murat Ünal Bey'i davet ediyorum. İkincilik ödülünü kazanan hak sahibi Sayın Turan Sezer Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Ödüllerini takdim etmek üzere Mezitli Belediye Başkanımız Sayın Neşet Tarhan'ı davet ediyorum. Toplam 92 eser arasından birinci olmaya hak kazanan eserin sahibi Sayın Nazire Avlar Hanımefendi'yi davet ediyorum. Ödüllerini takdim etmek üzere şu an aramızda bulunan Mersin Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Çamak Beyefendi'yi davet ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, 7 Haziran sonrası belirginleşmeyen, kesinlik kazanmayan koalisyon çalışmaları, erken seçim kulisleri karşısında halkımız ne düşünüyor? Merak ettik, biz de sokağa indik. Vatandaşımıza mikrofon uzattık. Bir erken seçim mi yoksa koalisyon mu istiyor? Koalisyon istiyorsa hangi partilerin olmasını istiyor? İşte aldığımız cevaplar. 7 Haziran seçimlerinde hiçbir parti tek başına iktidar olabilecek sayıya erişemedi. Önümüzde iki senaryo var. Biri erken seçim, diğeri koalisyon. Evet. Sizce hangisi olmalı? Ben koalisyon olmasını rica ediyorum. Peki hangi partiler arasında? Yani AK Parti, CHP, AK Parti, MHP olabilir. Öbürü de olabilir. O üçlü de olabilir. Çünkü neden? Hani biz kavga, dövüşten daha bıktık. Bana kalırsa erken seçim hiçbir şey getirmez. Yani o bir partilere zarar getirir, AK Parti belki kazanır. Ama AK Parti'den kurtulmak için bunu yapıldı. Bunu da yapamasa 70-80 milyon insana yazık olur. Peki koalisyon olursa hangi partiler arasında olmalı? Vallahi HDP'yle CHP olursa olur ama MHP yanaşmıyor, ona zıttır. O da öyle. İki parti koalisyonunda sadece AKP ve CHP birleşirse olabiliyor. Onun dışında olabilir ama gene bir şey yapamaz. Gene güç aynı güç. Yani ya iki partinin AKP ile birleşmesi lazım, evet. Ya da CHP ile birleşmesi, evet. Lazım iki partinin. Evet. Öyle olması lazım. Eğer bununla AK Parti gene gelirse gene AK Parti ülkeyi bu hala, şu hala bak ya, sokakta bırakmıyorlar bizi. Vatandaş değil miyiz biz? Bu yıllarca, bak ben Aleviyim. Alevi'ye hiçbir şey vermiyorlar. Alevi'ye hiçbir şey vermiyorlar. Alevi devamlı nöbette. Bu yazık değil mi bu insanlara? Yazıktır, yazık. Bu olmaz yani, bu yıkılır. Yıkılmaya mahkumdur. Vallahi ne olmalı? Yani biz istiyoruz da yani beraber kurulsun. Bu artık cenazeler gelmesin. Doğu tarafında güzel şeyler olsun. Biz de tepeliyiz. Biz istiyoruz. Yani bizim parti yanaşmıyor. MHP diyor, kesinlikle biz yanaşmıyoruz. Ama biz istiyoruz MHP ile şey yanaşsın, AK Parti ile bir koalisyon kursunlar. Peki koalisyonda hangi partiler birleşsin istersiniz? Vallahi biz şey olarak birleşme istiyoruz. Yani AK Parti ile CHP birleşsin. Yani bizimki zaten o, bizimki birleşmiyor. Yani CHP, yani bizim parti, ben de tepeli olduğum için hiç şey AK Parti'ye yanaşmıyor. MHP de bizi olmak istemiyor. Olmayınca her şeyin hayırlısı. Bence koalisyon olmalı. Peki hangi partiler arasında olmalı? Vallahi uzlaşabilirlerse
MHP, CHP, bir de HDP olursa iyi olur tabii. Koalisyon olup sonra tekrar seçime gidilebilir ya. Koalisyon belli bir... Peki hangi partiler arasında olmalı? Vallahi taban en yakın hangileri sonra olması lazım. Ben şimdi parti ismi vermeyeyim de. Yani en az 3 parti olmalı. Ya da geriye kalan ikili olabilecek tek 2 parti var. Olabiliyorsa 3 parti olsun. İsteriz yani. Bir de muhalefet iktidar olsun bakalım. Öyle denesin hadi. Yani bence halkın takdiri koalisyon ise daha. Biliyorsunuz AK Parti tek başına iktidar olmadı. Bu neyi gösterir bize? Bu üç partinin AK Parti'yi devirmek için üç partinin bir olup bir koalisyon en azından 1-2 yıl ülkeyi böyle götürmeleri gerekiyor. Bence bu, yani fikrimi söylüyorum. Ama tabii yani şimdi MHP kesinlikle HDP ile koalisyon yapmayacağız diyor. Yani desteğini bile, dışarıdan desteğini bile kabul etmiyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Milleti erken genel seçim bekliyor. Yani görünen o. Ama benim yani düşüncem en azından CHP'nin MHP ile ittifak yapıp koalisyon yapması lazım. HDP'nin de destek verip önümüzdeki süreçte en azından 1-2 yıl böyle götürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir üçlü koalisyon istiyorsunuz. Üçlü koalisyon, yani en azından bu 17-25 Aralık sürecinin açığa çıkması gerekiyor. Yani bunun da en büyük tescili AK Parti'nin iktidarda olmamasıdır. Hiçbirisi. Yani çünkü ben artık bu mevcut siyasi partilerle bir çözüm bulunacağına inanamıyorum. Benim çözüm gördüğüm şey Haziran hareketinde ortaya çıkan halkın ortak şeyleri. Yani insanlarımız ayrı bir çatı altında toplanmalı, siyasi parti kimliklerini bırakmalı ama o Haziran'daki aydınlık çağdaş Türkiye'yi şey yapan, belirleyen istekler, dileklerin öne çıkaracak bir hareket sağlamalı. Yani siyasi, mevcut siyasi partiler yıllardır yaşadım. Yani ben 15 yaşından beri siyasete ilgi duyan birisiyim. Fakat yani tükendi, her şey tükendi Türkiye'nin. Bütün siyasi partileri tükendi. Ben bir çözüm görmüyorum mevcut şeyde. Yeni bir çıkış lazım. O da Haziran. Yani çıkış olarak Gezi Parkı eylemlerindeki o saf duygunun siyasileşmesi mi? Evet, yani o cumhuriyet değerleri özellikle açığa çıktı, laiklik açığa çıktı, kamuculuk denen şey unutuldu biliyorsunuz, özelleştirmeler yapıldı hep. Bakın bu dört partiden bir tanesi özelleştirmeleri, özelleştirilen firmaları yeniden kamulaştıracağız deseydi ben o partiye oy verdim, öyle bir şey demediler. Yani bu kadar basit. Evet sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Kulağız dinleyicileri, böylelikle Ajanda programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın, mutlu kalın.